Evet, başladı. Nasıl? Güzel görünüyoruz mu? Çok güzel, her şey harika. Böyle bas kayda. Bastın mı? Tamam. O zaman başlayalım. Bana internetten çok fazla soru geldi. İnanılmaz fazla geldi. Böyle yığıldı. Taş gibi sert tırnaklar yapıyorum ben gitaristler için. Kızlardan geliyor mesaj. Biz de yapabilir miyiz diye. Senden de mesaj gelmişti evet. Değil mi? Aynen öyle. Şimdi bu iş için bir video çektim ben. Hızlı Japon yapıştırıcısını kullandım. Ama inan çok deneme yaptım ben bunun için. Yani bundan önce polyester de denedim. Tırnak sertleştiricileri kullandım. Yapıştırıcıları kullandım. Derbi kullandım. Neler neler. Ama en güzeli, bak sağlıklısı demiyorum, bilemiyorum. Sağlıklı olduğuna da eminim. Bir yıldır bunu yapıyorum. Maşallah çok güzel. Tırnak düzeni hiçbir şekilde bozmuyor yani. Bozmuyor kesinlikle. Ve bunu gördüm ki bir tek gitar çalanlar değil, aslında tırnağının sert olmasını isteyen siz sevgili güzel arkadaşlarımızın da bunları yapabileceğini gördüm. Sen de bana bunu sormuştun. Evet. Dedim ki bunu böyle böyle sende yapsak olur mu? Serap da bana dedi ki... Tabii ki olur. Şahane olur. Şahane olur. Uygulamayı yapmak için normalde ben böyle bu yapıştırıcılar çok pahalı. Ben de bir ara böyle acil durum oldu. Gittim milyoncu deniliyor. Yani böyle ucuz şeyler satılıyor. Onlardakini aldım. Fiyatı da bak üstünde bile yazıyor. Kaç para? 6 TL. 6 TL. Hani hakikaten her imkan. Törpü lazımdı. Törpü bulamadım. Geldik bu kahveleri karıştırmak için kullanılan. Çok güzel kahve. Buyur Çağdaş. Bu arada Çağdaş. İzleyicilerimiz de var burada. Nihal senin soy ismin neydi? Okumuş. Kanalın adı da böyleydi değil mi? Aa, burası çok zengin arkadaşlar yani normal değil. Ama İzmir'den. Güzel güzel. Burası böyle. Sen Uşaklıydın. Evet. Uşak. İzmir. Vay be. Nasıl bir yerdeyiz. Devam edelim konumuza. Karıştırıcıyı kullanacağım böyle şu sıvıyı sürebilmek için. Söylemek evet. İstediğin bir şey var mı? Hayır, heyecanlıyım sadece. Heyecanlısın. Çağdaş telefonu hazırla. 112'ye bas. Ne olur ne olmaz. Böyle gezeceğim. Hani bugün. Hazır dursun. Bütün gün boyunca. Hayır. Şaka yapma. 10 saniye falan duracak. 10 saniye sonra taş gibi sert olacak. Peki ne kadar süre sonra soyulmaya başlayacak? Benimkiler daha bugün attı. Böyle çıtır çıtır çıktı gerçekten. Kaç gün? Bir hafta mı? 10 gün mü ne oldu? Ama sıcak su, soğuk su, birazcık da kimyasalla uğraştım bugün. Onlar derken ona rağmen bir hafta çıtır çıtır çıktı. Evet. Yani öyle kaldı, eyvah ben bunu ne yapacağım diye bir derdin yok. Hatta biraz böyle törpüyle sürüp şöyle kazıdığın vakit çat diye çıkıyor. Şimdi hazır mısın? Evet. Ben de heyecanlandım. Çünkü ilk kez böyle bir şey yapıyorum. Serap öncelikle bu konu için benimle birlikte bu deneyimize... Deney değil artık gerçek. Katıldığın için çok teşekkür ben ediyorum sana. De. Gerçekten seni tanıdığıma çok memnun oldum. Bilmiyorum belki bu videodan sonra beni dövebilirsin. Pişman olma. Pişman olmazsın. Şimdi Çağdaş'ım belli bir süreden sonra yakın çekimlere başlayalım mı artık? Evet yapıyoruz. Altan Özdil'in taş gibi sert tırnaklar videosunu bugün ilk kez bir... Onda tamam. Serap'ın bir tane tırnağı kırılmış. Önemli değil. Ama şimdi bunlar da artık uzun vadede kırılmayacağı için kısa bir zamanda bu tırnağın da onlara yetişecek. Evet. Bunu açtım. Bak böyle açmayın. İşte. Açılmıyor orada. Çıkardım. Rahat bırak elini. Tamam mı? Şimdi sakın ve sakın derine bunu değdirme. Sakın ve sakın. Yoksa gerçekten 112 ararız ya da şurada buzlar vardı değil mi? Evet. O buzlara sürmek zorunda kaldım. Buraya bir damla koydum. Bunu derine değdirmeden tırnak yüzeyine yayıyorum. Aynen. En çok sert olması gereken yerle uçları. Bunu yaptım. Sıkmadan üflüyorum ki o yüzey pütürlü kalmasın. Biraz yayılsın. Hazır mısın? Gayet. Kimyasal tepkime şimdi gerçekleşecek. Hafif böyle bir ısınma hissedebilirsin. Onu dert etme ilk olduğu için. Evet.
acıdı mı? Hayır. Hiç acıma yok değil mi? Hayır, yanma da hissetmiyorum. Güzel. Şimdi bunu biraz böyle görmenin nedeni tabii ki bu bir kimyasal bir yapıştırıcı. Şimdi bunu ufak bir törpü yaptıktan sonra ojeni sürersen buna olur biter. Yanında ojen var mı? Hayır maalesef. Ya, yok, sizin yanınızda oje var mı? Sizin yanınızda oje. Ben törpü taşıyordum yanımda, bugün getirmiyordum. Düşün. Şimdi bak, elini şöyle bir dokundur. Ufak bir pütür var. Evet, çok. Bunu da törpüyle düzeltebilirsin. Şimdi diğer tırnağına da yapalım. Mesela diyelim sadece sert olması gereken yeri ucuysa. Ha bu arada buna da böyle törpü yaparsan, hani ufak çizikler atarsan bu yapıştırıcıyı kullandıktan sonra daha uzun gidiyor bu arada. Evet. Çok daha uzun gider. Yine bir damlacık. Diyelim oldu, bunu yaparken tenine değdi. Sil onu. Böylelikle tenine değmeden kurtarırsın. Tamam bunu. Gitti Fransız mı? Çok güzel. Yandı mı elin? Hayır. Harika. Demek ki o zaman tenine değdi bu şey. Oldu. Bu kadar. Hafif törpü ve oje bitiyor. Gel gel sana da yapalım. Olsun. Ojenin üstüne de olur. Vallahi bak gel, sen de sonuçta gitar çalmıyor musun? Tamam bak. İllaki. O zaman ben. Bu arada sen gitar çalmıyordun değil mi? Hayır çalmıyordum. Ve bunu eğer bir sonraki çalışmalarında uygularsan. Gerçekten çok faydası var ya. Etkiledi değil mi? Evet. Direkt böyle sertliği hissediyorsun ve evet. Küçük de bir katman. Çünkü benim tırnaklarım gerçekten çok ince. Hemen bükülüyor bak. Yani of kağıt gibi. Kağıt gibi. Katmanlarına aynı. Bak bir yıldır yapıyorum. Şuna bak, dokun. Tırnak iyi gibi. Bir şey söylemek istedim. Bize bir şey söylemek ister misin? Her şey için çok teşekkür ediyorum. Bu şahane bir deneyimdi. Çok sevindim. Çok teşekkür Harika. Ederim. Harika. Ben teşekkür ederim sana benimle birlikte böyle bir videoya konu olduğun için. Harikasın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz. Ama dur, devam. Devam. Yani alacağım. Ben gideyim.